Heh, haydi bakalım afiyet olsun Hayatım yiyecekler çok güzel vallahi çok teşekkür ederim Önem değil ya bu sabah da yemekleri ben hazırlayayım dedim Lan bir dakika kapı çalıyor kim gelmiş olabilir Bir dakika hemen geliyorum Allah Allah kim gelmiş olabilir ki Lan ne yapıyorsunuz gençler İyiyiz abi bir gelsene sana bir şey diyeceğiz Ne oldu kardeşim söyle ya ee, Kahvaltı yapıyorduk bizde Abi biraz önemli ama böyle e, yatırım yapacağız Gel bakalım baya bir elmasımız olacak Elmasımız mı olacak He Hemen geliyorum o zaman bir dakika ben de hemen zırhımı alıyorum Eee hanım ben bir gidiyorum tamam mı? Daha çok elmasımız olacakmış. Hemen şöyle alalım bakalım tamam. Haydi afiyet olsun benimkini de siz yiyebilirsiniz. Ya ben sen ne yemek istiyordum ya? Nereye gidiyorsun ya? Aşkım ben çıkıyorum ya. Arkadaşlarla çok önemli bir şey konuşacağız. Haydi görüşürüz ben gittim. Evet beyler ne oldu? Ee, beni çağırdınız apar topar. Ne oldu? Ne diye çağırdınız? Birader bak buraya ne yapacağız biliyor musun? Kocaman bir tarla yapacağız ha. Kocaman bir tarla mı? Bakayım. Vay yavrum vay. Çok güzel olur ha. Bayağı para kazandırır da nereye yapacağız tarlayı? Fakirin evini yıkarız. Oraya da tarla yaparız. Kocaman bir tarla olur. <laughs> yok yok fakirin evini yıkmayalım ya. Baksana fakir de orada aşağıda bizi dinliyor. Onun elinde elmas çapa mı var ya? He biz verdik. O bizim yanımızda çalışacak. Hmm, tamam biz tarlayı yapacağız o da ekinleri toplayacak değil mi? Aynen öyle. İyi hadi o zaman fakirin yanına gidelim de ee, fakirin evinin yanına yapalım. Fakirin evini yıkmayalım tamam mı arkadaşlar? Haydi fakirin yanına gidelim şimdi. Gelin bakalım arkadaşlar. Ee, kocaman bir tarlamız olsun bizde. E paramıza para katalım. Hadi bakalım. Fakir. Fakir ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Ee, bizimkiler bir seninle şey yapmış. Ee, galiba biz sen burada çalışacakmışsın. Aynen abi ama fiyat konusunda anlaşmadık. Hem sana günde ne kadar versek ya? Sana günde kaç elmas versek? Ee, bilemiyorum ki. Evini yıkmayacağız, yanına bir tarla yapacağız, tamam mı fakir? Tamam abi, ne kadar para verirseniz ben çalışırım çünkü hiçbir işim yok. Arkadaşlar sizce buna ne kadar verelim bu fakire? Ne kadar para verelim? Bence hiç vermeyelim. <laughs> yok yok öyle olmaz ya, la öyle olur mu? Ee, ama ne kadar versek bilemedim ya. Arkadaşlar bir yorumlara yazın bakalım fakire günlük kaç elmas verelim? Ee, fakir sana. Sana günlük ne kadar verelim biliyor musun? 3 elmas verelim sana günlük. Oha bir gerçekten mi? 3 elmas mı günlük? Süper. Lan ben 3 gün çalışsam 9 elmasım olur ya süper valla. Aynen aynen bence de güzel bir iş. Ee, sen 3 e, elmas kazanırsın tamam mı? Hadi bakalım şimdi buraya ben tarla inşa edeceğim. Sen de burada her gün çalışacaksın tamam mı? Tamam abi çok teşekkür ederim bana iş verdiğin için. Önemli değil kardeşim benim. Şimdi bu sandığın içinde galiba malzemeler. Aynen abi bu sandığın içinde sen al buraya tarlanı inşa et. Burada da fakir çalışır. Tamamdır kardeşim benim malzemelerle yapıyorum bakalım. Hmm, tamam. Heh tamamdır bakın süper oldu vallahi ya. Şimdi buraya bir daha yazacağım. He vallahi kocaman tarla oluyor Hadi bakayım biraz daha büyüğü. Eee süper ya vallahi arkadaşlar bayağı kocaman bir tarla oluyor. Ulan daha gideyim mi arkadaşlar? Abi 3 o kadar olacağını hiç düşünmemiştik. Aynen aynen tamam bir tur daha yapıyorum da hakikaten bayağı kocaman oldu he. Vay be bu ekinleri de satıp da servetimize servet katarız arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi şuradaki suyu da alacağım arkadaşlar. Etrafına da çift çektik mi tamamdır arkadaşlar bayağı güzel tarla oldu. Heh tamam buraya da çift çektik şimdi buradan başlıyoruz. Şimdi buraya bir tane dokundum arkadaşlar. Bir de öteki tarafı da çit koyacağım. Ee, buranın etrafında çitle çevirmiş olacağım arkadaşlar. Yani hırsız falan giremez. Böyle hayvanlar falan da giremez. Tarlamızda bozulmadan gayet güzel işini yapmış olur. Hadi bakalım. Şuraya koyacağım. Tamamdır. Ee, süper ya. Şuraya da hemen kapı koyalım. Heh, tamam. Şöyle yaptık mı? Güzel. Şimdi de e, şuradan şuraya bir Yol çekeceğim arkadaşlar. Ha tamam. bayağı güzel oldu bence ya. Bence çok güzel oldu. Abi süper oldu ya. Hemen yaptın talayı ya. Kocaman talı oldu vallahi. Evet evet vallahi baya güzel oldu. Ee, fakir sen ne yap biliyor musun? Elinde de çapa var zaten. Sen e, buraya koyarsın e, topladığı nekinleri falan. E, buraya koyarsın. Şunlarda ne olur ne olmaz koyacağım. E, gayet güzel oldu. Hepimizin de işi oldu vallahi. Süper oldu ya. Evet arkadaşlar. Ee, ben de işim olduğu için sevmiştim ama bu tarla çok büyük ya ben nasıl bu tarlayı süreceğim arkadaş Vallahi bilemiyorum ya nasıl tarlayı süreceğim ya şuna bak ya Ulan Aa kaybolacağım resmen ya şuna bak ya Ulan kocaman tarla Lan suya düştüm lan su varmış burada Lan ya niye böyle arkadaş ya Ulan 3 elmas için yaptığım şeye bak ya Ulan daha birinden başlayamadım hadi şunu kıralım bakalım Lan oğlum Aa, beyler sizce 3 elmas vererek az mı veriyoruz ya? 3 elmas biraz az gibi değil mi sanki? Yok lan yok fazla bile 3 elmas lan. 3 elmas çok fazla ya. Oğlum şu tarlaya bakalım da acaba fakir ne yapıyor? Lan fakir oğlum Aaaa. suda yüzüyor lan tarlada. Oğlum kayboldum lan ben bu tarlada. Ulan kocaman tarlaymış ya. Ulan bu ne biçim bir tarla arkadaş? Allah Allah kayboldum lan. Ben nerede? Lan yine suya düştüm ya. Oğlum bu salak tarlayı falan süremez ya. Biz niye bunu işe aldık arkadaş? Arkadaşlar bak Fakire hakaret etmeyiniz lütfen. Yani o da bir insan. Ya o da bir insan da bizim tarlamızı mahvediyor. Görmüyor musun Mert? Ya görüyorum da işte aman bilemedim ya. Bizim bunu işten çıkartmamız lazım Mert. Öyle mi diyorsun ya? Belki daha çok elmas versek. E... Hayır Mert daha fazla elmas vermeyeceğiz ya. Zaten günde 3 elmas çok veriyoruz. Tamam lan oylama yapalım, ee, fakiri çalıştıralım diyenler, işten atalım diyenler. Ben, ben lan arkadaş iyi tamam madem ikiniz istiyorsunuz ben ne diyeyim? Fakirin fakir işini bitirince biz onu kovalım tamam mı? İşi bitirince buraya gelecektir, biz de onu atalım. <laughs> Arkadaşlar ben bu işte falan çalışmam ya şuna bak lan lan vallahi eziyet yemin ediyorum ya dur, şunların yanına gideyim de söyleyeyim. Lan yoksa bunlar benim hakkımdan mı konuşuyorlar lan? Dur şunları gizlice dinleyin bakalım. Şuradan gideyim. Şöyle he. Lan arkadaş havuza düştüm ya. Dur dur sessiz olayım da şunları dinleyin ya. He tamam buradan duyuluyor sesleri. Ulan bu fakir de tam geri zekalı. <laughs> Bence de öyle ya. Fakir tam salak ya yemin ediyorum. Ulan demek öyle he. Hmm. Ulan işinizi bitireceğim lan sizin. Bana demek öyle diyorsunuz ha. Ulan sizin işinizi bitireceğim ha. Ya tamam fakir işte iyi olmayabilir çıkartalım da arkasından konuşmayalım lütfen ya. Tamam Mert tamam. Hadi senin dediğin gibi olsun konuşmuyoruz arkasından. Bir dakika fakir nerede? Fakir yok gibi arkadaşlar. Fakir nereye gitti lan? Neyse fakiri görünce siz dersiniz o zaman işten çıkarttınız ya diye. ben diyemem. vallahi ben üzülürüm ya adamın işi yok. Siz bir de işten çıkarıyorsunuz. Neyse arkadaşlar hadi ben gidiyorum. Zaten e, karım ve çocuklarımla ben yemek yiyecektim tamam mı arkadaşlar? Haydi görüşürüz abi saygılar. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Allah Allah. Lan fakiri niye işten atıyorsunuz ya? Onu öğretseniz de şu işi. Cık. Neyse ama iki kişi dediğine göre bana da söz düşmez arkadaşlar. Yani iki kişi onu işten atıyor. Bilemiyorum ya valla. Ya şu çocuğa yazık yemin ediyorum ya. Çocuk lan evine ekmek götürecek adam. Allah Allah. Neyse ben de evime gideyim de arkadaşlar. Ee, Karımı ve çocuklarımı ihmal etmeyeyim. Onlarla yemek yiyordu. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Babacım yemek soğudu ama biz seni hala bekledik. Lan beni niye bekliyorsunuz? Neyse hadi yiyelim o zaman arkadaşlar ben çok acıktım valla. Babacım sana bir şey sorabilir miyim? Sor evladım. Babacım 5 ile 3'ün toplamı kaç eder biliyor musun? 5 ile 3'ün toplamı kaç eder? Yok bilmiyorum ne olacak? Ya bana matematik ödevinde lazım da 5 artı 3'ün cevabı. He ya ben bilmiyorum da bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın yani. Bilen arkadaşlar varsa arkadaşlar 5 artı 3'ün cevabını e, yorum kısmına yazarsa kalp atacağım arkadaşlar hepsine. E, sen de matematik ödevinde geçmiş olsun. Hadi ben televizyon izliyorum. Heh, şöyle gidelim bakalım. Biraz bilgisayar oynayacağım ya. Şöyle gidelim. Heh tamam. Şurada da koltuğum var. vallahi çok güzel ya bilgisayar oyunu oynamak. Hadi bakalım oynayacağım. Evet arkadaşlar ben de Şimdi silah alacağım valla bu zengin arkadaşları vuracağım benim hakkımda arkamdan konuşuyorlar ya ben hiç arkamdan konuşmaya gelemem arkadaşlar zaten o tarlada işi bana verdiler valla Muhittin marketten yani nedir TNT falan alacağım ya Muhittin abi selam aleyküm Aleyküm selam evladım sen kimsin ya He Ben fakirim e ben burada ne alacaktım biliyor musun ben burada silah almak istiyorum Muhittin abi Silah ne yapacaksın lan He, ben silahla ne yapacağım biliyor musun öyle eğlencesine tak 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 vuracağım. Allah Allah. Le, ne kadar param var senin? Sen fakir birine benziyorsun. Evet bana fakir derler zaten. Benim e, bir tane buğdayım var. Bir tane tohumum var. Bir tane de biraz kullanılmış elmas çapam var ama elmas Para para lazım evladım böyle olmaz. Zaten silahı da herkese vermiyoruz. Ulan arkadaş ben de geri alırım he. Ulan herkes mi cimri ya? Herkes bencil cimri e, pislik paylaşımcılıksızlık ya. Allah Allah ben gidiyorum arkadaş evime. Ama ben şu silahları alacağım arkadaşlar. O silahı alacağım. Şu zengin arkadaşlardan birini vuracağım. Neyse dur şu güvenlik görevlileri de bana şey yapmasın. Oha polis merkezi var lan şurada. Neyse. Evet arkadaşlar ama ben bunu kafama koydum. Ulan sizi vuracağım lan. Sizi vuracağım. Benim arkamdan konuşuyorlar. Bak 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 orada. Allah Allah ya. Babacım ne yaptın babacım? İşini kaybettin mi yoksa? Oğlum. Eee işimi evet kaybettim ya. Baba ben ekmek istiyorum ya. Bana para verme ya. Ben niye arkadaş bir işte de dur ya. Oğlum. Öyle işler kolay olmuyor bildiğin gibi. Şuna bak ya. Kocaman tarla inşa ettiler. Lan ne kadar zenginler ya. Allah Allah. Ulan bu zenginler yok mu? Oğlum senden bir şey isteyeceğim. Ne oldu baba söyle? Muhittin markete gidip oradaki silahları çalacaksın tamam mı oğlum? Lan yürü git öyle bir şey yapmam mı? Lan ben bunu niye senden istiyorum ya? Tamam tamam evladım tamam. Ulan evde de işsiz işsiz oturayım o zaman ya. Hiçbir işim yok yapılacak ya. Ah fakirlik olmaz olsun fakirlik. Ah bilgisayar oyunu oyunu da sıkıldım ya. Neyse şöyle gideyim de esnaflarla falan konuşayım, arkadaşlarla buluşayım. Heh şöyle çıkalım bakalım. Hanım ben çıkıyorum. Haydi görüşürüz. Şöyle çıkalım bakalım. Ulan tarlamız da ne kadar güzel duruyor ya ne kadar asil. Şöyle Muhittin abiyi görmek istiyorum ya. Muhittin abiyi de çok özledim. Vallahi şöyle gidelim bakalım. Kimle konuşabiliriz? Zaten e, kankilerimle konuştuk. Bir de Muhittin markete gidelim bakalım. Heh aslan abim benim. Muhittin abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin Hoş bulduk abi nasılsın iyi misin ne var nasılsın ya vallahi öyle bir sohbet etmeye geldim Hoş geldin kardeşim Yalnız sana bir haberim var Ne oldu abi söyle Kardeşim bu e, fakir vardı ya bir tane fakir He, he ne olmuş o fakire O fakir silah almak istedi bizden Allah Allah Ulan o fakir niye size silah almak istesin Allah Allah bizim yanımıza da gelmedi ya o fakir vallahi bilemiyorum kardeşim e, Ben vermedim silahı da e, Yani silahı dikkat etsen tamam mı Tamam abi ben dikkat edeyim. Ya sen silah niye satıyorsun ya? Kardeşim biz de ev geçindirmeye çalışıyoruz işte. Ne bulursak satıyor. Peki abi kolay gelsin. Ee, ama sen de dikkat et tamam fakire sakın silah verme Yok yok zaten ona hayatta silah vermem sen istiyor musun silah Ya şimdi para evde kalmış da ben silah ne yapayım abi ya ben Benim zaten kılıcım var kılıcımı çekiyorum ben savaşıma giriyorum abi sıkıntı yok Tamamdır kardeşim iyi günler İyi günler abi saygılar Ulan ya fakir de... Allah Allah demek ki fakir silah istemiş ya ulan ben de dikkatli olayım ulan acaba bu fakir silah falan alırsa diye ben şey mi yapsam arkadaşlar bir dakika ee, görünmez bir yer vardı bakın şurada bir kapı var bizim ulan karımı ve çocuklarımı buraya mı koysam acaba burada çünkü çok riskli arkadaşlar fakirin silahı varsa ben bunları en iyisi şuradan aşağı göndereyim ya bakın şurada gizli geçit var arkadaşlar. Ee, Size bir şey söyleyeceğim ama sakın bana tek bir soru bile sormayın tamam mı? Bu bir acil durum. Ne oldu baba? Ne oldu söyle. Evladım ve karım sizi e, şuradaki bizim gizli e, yere almak zorundayım. Hiçbir şey sormayın. Haydi bakalım beni takip edin. Ne? Niye yapacağız baba? Bak evladım bana bir şey sormayın dedim ya. sizin güvenliğiniz için. Haydi bakalım gelin beni takip edin. Haydi bakalım arkadaşlar gelin ama sakın bana bir şey sormayın valla. Ee, biraz riskli bir durum var arkadaşlar tamam mı? Şimdi gelin bakalım. Ulan ben sizi çok seviyorum ya. Size hiçbir zarar gelmesi istemiyorum tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar buradan gelin. Buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Burayı zaten fakir hayatta bulamaz. Bu arada burada da benim paralarım falan var arkadaşlar. Şunlara bakın yani bir sürü elmasım var baya güzel. Evet gördüğünüz olduğunuz gibi şimdi gelirler aşağı zaten. Tamam arkadaşlar sakın bir şey sorgulamayın. Siz burada kalacaksınız tamam mı? Ben sizi e, bir gün geçince Çıkaracağım. Biraz riskli bir durum. Hadi bakalım arkadaşlar. Sakın buradan çıkmayı düşünmeyin. Burada siz güvende kalırsınız. Zaten sandıklarda yiyecek içecek de var. Burada rahat edersiniz. Ulan ya demek, demek silah istersin ha. Neyse ki burada çocuklarım falan hiç bulamaz arkadaşlar. Tamamdır. Zaten her şeyim güvenli. Bakın burada sandıklarım falan da var. Hepsi güvenli arkadaşlar. Yani ev genel olarak güvenli görünmeyebilir ama gizli geçitleri var arkadaşlar bu evin ve ee, bu sayede bu ev çok güvenli oluyor arkadaşlar Umarım karımın ve çocuğumun Başına bir şey gelmez Eğer başına bir şey gelirse var ya O fakirin ağzını burnunu kırarım ee, Çocuklarım ve karım için her şeyi yapmaya Göz alırım arkadaşlar Ah Oğlum gece oldu tamam mı Sen burada dur baban e, Çok tehlikeli işler yapacak tamam mı Baba gene ne yapacaksın ya bana çikolata getir Başka bir şey yapma hiç ya Oğlum bu mesele Çikolatada falan çok daha önemli tamam mı Sen burada bekle Arkadaşlar şimdi bu zenginler hala sohbet ediyorlar ama buradaki güvenlik görevlileri gitti. Ama şuradaki polis güvenlikleri de hala duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlara yakalanmadan Muhittin Market'e girmem lazım. Ve Muhittin abinin de kafasına şak diye bununla vuracağım hadi bakalım. Polisler beni görmesin. Ya da elim böyle gidersem hiçbir şey fark etmezler. Tamam bana soru sorarlarsa da hiçbir şey yapmıyorum yanlış bir şey. Böyle gidelim bakalım. Ne yapıyorlar? Heh tamam. Hiçbir risk yok. Çok güzel. Muhittin markete geldim. Heh tamam. Lan yine mi sen geldin? Evet ben geldim. Muhittin abi senden bazı şeyler istiyorum. Lan ne istiyorsun? Muhittin abi ben şunları almak istiyorum ve bunları alacağım. Tamam mı? He, he tamam parasını ver şimdi. Muhittin abi elimde silah var. Niye parasını sana vereyim? Lan oğlum lan oğlum lan sen ne hıyar adamsın ya Lan oğlum senin ağzını burnu kırarım lan Muhittin abi biraz daha fazla konuşursan Tak diye vururum Lan ben niye ses çıkarttım eyvah eyvah dur ee, abi ee, Sen osurdun tamam böyle bir ses çıkmadı polisler sorarsa Lan oğlum ne kadar saçma bir yalan Allah Allah ya Lan bas git tamam Tamam Muhittin abi ben gidiyorum Allah Allah yalnız yanlışlıkla ya arkadaşlar ateş ettim ya ulan bu silah da çok değişik bir şeymiş neyse şimdi şu zengin kardeşlerin yanına gideceğim ulan bana karşı gelen orası ağzını burnu lan o ses değil lan Muhittin abi bilmiyorum ki ben de Allah Allah tak diye bir ses geldi ya bir kontrol edelim şöyle şuraları tamam kardeşim edelim hadi bakalım bütün ekiplerin dikkatine her yer kontrol altına alınacaktır köyde Allah Allah lan acaba ne oldu ya gece gece hayır mı inşallah Allah polislere yakalandık lan eyvah eyvah e, ee, polis amcalar ben öyle sadece Muhittin Market'e gitmiştim bana silah doğrultmanıza gerek yok Lan sen kimsin o ses nereden çıktı He ben Muhittin Market'e gittim ya Muhittin abi çok fena osurdu o yüzden geldi yani sıkıntı yok Lan öyle saçma iş mi olur la Muhittin He Muhittin abi bazen öyle osurabiliyor ya tamam tamam hadi bir şey yokmuş arkadaşlar dağılabiliriz. He aynen aynen bak sadece Muhittin abi osurdu başka hiçbir şey yok. Ulan Muhittin abi beton mu yemiş de beton mu osuruyor ya Allah Allah o ne biçim osuruktu lan oğlum o silah sesiydi lan Lan oğlum sen çok konuşma bak arkadaşın diyor işte o Muhittin abinin osuruydu diye hadi ben gidiyorum ben evime gideceğim Tamam beyefendi sizi rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayınız yok yok hiç önemli değil tamam hadi dağılabilirsiniz yürüyün gidin lan hala silah tutuyor hıyar herif ya neyse Allah Allah. Evet arkadaşlar silah almayı başardım. Baba o ne? Yoksa oyuncak tabanca mı? Eee o şey. Sen uyusana artık evladım ya. Tamam baba uyuyacağım ama uyanınca bana oyuncak alacaksın tamam mı? Tamam tamam. Uyanınca sana var ya bir sürü oyuncak alırım. Çünkü uyanınca çok param olacak senin tamam mı? Aa orayı soyacağım çünkü. Ee, sen uyu ama tamam mı? Baba ne diyorsun yine ya? Tamam uyuyorum hadi. Evet arkadaşlar. Bütün engelleri açtım. Polisler de gitti. Şimdi buradan şunları vuracağım. Zaten ben sinir oluyordum bütün zenginlere. Sadece oradaki bir zengin iyiydi. O da bana artık kötü davranmaya başladı. Ulan bu zenginlerin hepsinin işini bitirmek lazım aslında var ya. Arkadaşlar ya sizce yapmalıyım mıyım bilmiyorum ki ya. Yap diyorsanız yorumlara bir yazın arkadaşlar. Yapma diyorsanız iki yazın. Bu arada sakın söylemeyin arkadaşlar böyle gizlice onları vuracağımı. Sakın yorumlara yazmayın arkadaşlar lütfen. Ya şimdi işinizi bitireceğim lan. Evet arkadaşlar serimizin yeni bölümlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız tek tuşa basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada bu videoda like atan herkesin istediği her şey olsun arkadaşlar. Amin diyorum hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.